Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapatıp ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar bakalım fincanımız bize neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Bukette kahve falı, instagram hesabım var. Ayrıca da aşağıda 0533 031 0132 telefon numarasının linki var tıkladığınızda WhatsApp üzerinden benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Yazarak arkadaşlar arayarak değil yazarak iletişime geçmenizi rica ediyorum sizlerden. Şimdi ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın adına gönüllerinden geçirdi. Tüm güzellikler gerçekleşsin inşallah diyorum ve kapatıyorum bu şekilde. Şimdi ee, sizlere de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Bakalım mesajımız neymiş hep beraber dinleyelim. Öncelikle ben bir fincanın geçmiş tarafını görüyorsam mutlaka dile getiren bir yorumcu olduğumu e, söylemek isterim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yüreğinizi şöyle bir özellikle bakın. Önümüzdeki iki ay sizin için çok önemli çıkmış. Bu iki ay için yüreğinizi kaldırmışsınız. Artık böyle bir sonuç bekler pozisyondasınız. Şimdi geçmişinize baktığınız zaman karşılıklı konuşmalarınız var. Bir para için özellikle 3-4 kişinin hatta konuşması gereken 3 kişiyken 4. kişi ya da küçük bir 4. kişi. Para kenarda duruyor. Hatta sizin arkanızda duruyor. Belki de evin büyüğü sizsiniz. Belki de bilmiyorum. Belki de bu bir aile iki çocuk e, karı koca şeklinde ama para sizin arkanızda yani sizin tarafınızdan gelecek işten dolayı olabilir ailevi bir para olabilir miras olabilir bilmiyorum gündeminiz boymuş bir dört kişi konuşuyorsunuz ama bir tanesi çok küçük ya etkisiz ya karışmıyor e, ya da çok küçük yani o yüzden öyle bir dinliyor şeklinde duruyor Gündeminiz parayla alakalı bir durum varmış. Nereye yatırsak ne alsak ne, ne ödesek der gibi. Ya da bu parayı nereye yatırabiliriz der gibisiniz. Şimdi kısmetli bir insansınız şöyle söyleyeyim. Yani hani altına yatırmışsınız altın yükselir. Dolar yatırırsınız dolar yükselir. Böyle bir kısmetiniz var. Bu paranın aslında kısmeti var diyor. Öyle söyleyeyim size. Hani ne diyorsun Buket Hanım biz iflas ettik diyen arkadaşlarımız mutlaka vardır. Bu şunu söylemek istiyorum. Yani sizin paranızın bereketli olduğunu ifade ediyor bu fal. Hani kimisi böyle eri verir hiç bereketini görmez paranın. Kimisi gerçekten çok cüzi paralarla bile bereketli ve çok işler halleder. Dolayısıyla sizin bu paranız hak ettiğiniz bu mevzu olan para bereketli bir para müjdesini vermekte onu söylüyor falınız. Şimdi bir insan özellikle karşınızda almışsınız. Gerçekten ayakları altında duran bir insan var. Yani Gerçeklerle yüzleşmeniz mümkün. Bir insanın size hata yapmış olması mümkün. Ya da o kadar öfkelisiniz ki bir insan sizi böyle daha doğrusu karşınızdaki insan sizin ayaklarınızın altında olduğunu düşünürsek, geçmişte bu parayla alakalı yaşanılan olayların gerçek yüzünü gördüğünüz bazı sıkıntılı insanları hayatınızdan çıkartmak ister gibisiniz. Beyaz yılan çıkmış, iyi görünümle kötü insan demek. Kesinlikle ayağınızın altında aslında Hatta eğilmişsiniz saçından tutuyor gibi çıkmışsınız. Sizi öfkelendirmiş bu insan. Neyse ki bu böyle bir şeyi geçmişte bıraktığınızı görüyorum. Bursa'nın B'si harfi hakim. Özellikle Samsun'un sesi Bursa'nın B'si harflerine baskın gördüm falınızda. Şimdi iki tane insanı hakikaten bir kolla bir insanı bir kolla bir insanı tutuyorsunuz. O üçüncü gibi görünen küçük gibi gördüğüm bir kişi ısrarla çıkıyor falınızda. Yani dengede tutmaya çalıştığınız biri var. Bir tanesi de kuru fasulye. Neydi? Öyle derlerdi herhalde değil mi? Çocukluğumuzdaki sokakta ne kadar özgürdük. Ee, küçüklüğümüzde oynarken en küçük olan etkisiz oyuncuya bir şey deniliyordu. Kuru fasulye miydi? Öyle bir şeydi sanki. Niye öyle derdi? De diyorsak hani <laughs> etkisiz bir arkadaş var burada. Küçük bir arkadaş ama bu. İşte bu kuru fasulye diyorsak bu sizin hayatınızın kuru fasulyesi etkisiz ama var olmaya devam eden e, kurallarda muaf kalan önünüzde bir anahtar var arkadaşlar siz bir para alacak bir mal alacaksınız 2-2 i̇ki, iki, daha 4 geçmişteki mevzunuz bereketlenmiş şeklinde görünüyor fakat önünüzde bu Mayıs'ın sonuna kadar yani ev alacağız arkadaşlar alırsınız Mayıs'ın sonuna kadar çıkmış anahtarınızda tertemiz çapası da atılmış yani er ya da geç alınacak Ta geçmişte konulan konu, konuşulan bir konu gibi görünüyor ama Mayıs'ın sonunda sonuç veriyor bu olay diyor sizin için. Ev alırsınız değiştirirsiniz bayram sonrası en geç Mayıs sonrası yani. Ee, bu arada bayram olsa inşallah hepimiz için tabii ki de bayram sonu bayramımız olabilir güzel bir gelişme yaşarız. Umarım diyorum ben bu sonuçla alakalı tabii ki de. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, Mayıs sonrasında bir rahatlamanız var. Bir es vereceksiniz adeta. Şöyle sanki bu ev alınıyor. Bir anahtarınız var. Tam önünüze duruyor bu anahtar arkadaşlar. Bu ev ise alınır. Ee, bir araba ise alınır. Bir anahtar bu. Yazlık kışlık bilemem tabii ki de Allah herkese çok versin ama Anahtarı olan bir mal alımı söz konusu Mayıs sonrasında bir rahatlayacaksınız. Hani geçmişten bu yana düşündüğünüz büyük büyük bir şey artık yük olmaktan çıkacak. Sonrasında çok konuşuluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi savaşçı bir ruhunuz var. Yani bugün yazlık kaldıysanız yarın kışlık almak için e, ses direteceksiniz. Bugün arabaysa yarın e, kamyon bilmiyorum yani bir, bir şey siz hani şey e, kamyonunuz var. Bir kamyon size yetmez. Mutlaka ikinci kamyon isteyeceksiniz diyor aslında bu fal size. O yüzden arkadaşlar düşüncelerinizde kesinlikle insanları çok doğru ve yerli yerinde anlattığınızı aktardığınızı görüyorum. E, sadece siz malınıza mal kattıkça yani bir kamyonunuz var ikinci kamyonu da almak istediğinizde insanların sizin adınıza ve bir sisli bulutlu böyle bir konuşmalı bak bak diyen yani tütü hali var. E, şöyle bir şey var yani nazarınız olacak mı? Konuşulacaksınız. Dedik o da haliniz var nazardan ziyade. Sınavlarınız var arkadaşlar. Şöyle bir sınav bu. E, arabanıza binmiş gidiyorsunuz. Bir değişim söz konusu olacak Haziran'ın sonunda. Ev değişimi, iş değişimi, şehir değiştirmek, e, bilmiyorum bir şey bir değişime gireceksiniz. Kafa yapısı olarak bir değişime girebilirsiniz. Önünüzde bir sınavınız var. Tavşan resmen e, sınav belgenizi temiz aldığınızı. Ne sınava gireceksiniz. O tavşan haberi güzel. E, Haziran sonunda sizin adınıza güzel değişiklikler var. Bıyıkları olan hatta böyle e, temiz yüzü e, buğday tenli bir erkeğin özellikle temmuzun sonuna doğru sizi dışarıdan izlediğini e, söyleyebilirim. Yani abeniz ablanız e, abenizdir. E, amcanızın oğludur. işte belki de partnerinizdir. Eğer bir kadın izleyicimseniz belki de partneriniz ve size hayranlık duyan bir erkektir. Onu bilemem. Eğer erkek izleyicilerim bu sizin kardeşiniz bir şekilde sizi takip ediyor. E, böyle gerçekten buğday tenli yanakları biraz e, çenesi uzun çıkmış, burnu sivri çıkmış, bıyıklı bir erkek görüyorum ben burada. Sonrasında hatta 4 kişilik bir konuşma var Temmuz'un sonunda. Bu Temmuz sonunda konuşulma sonrasında sizin iki kişi karar verip bir adım atacağınız bir sürece gireceksiniz. Önünüzde mücadele etmeniz gereken bir süreç. Aslında almanız gereken malınızı aldıktan sonra nazar etkisi sadece Mayıs e, bittikten sonra Temmuz başı gibi özellikle bir taşınma bir ev değişimi iş değişimi söz konusu olacak e, bu e, gördüğüm erkek kesinlikle Temmuz'a doğru konuşma halindesiniz ancak Temmuz sonu Ağustos'a doğru bir başlangıç var bir yol var bir kişilerin karşılıklı konuşması alınan karar çıkmış arkadaşlar Bakın bu yol demek yeni bir yol olabilir yeni bir sayfa olabilir yeni bir karar olabilir bir yenilik yani sizin adınıza bakış açınızın yenilenmesi adım atmanız demek. Şimdi güzel başlangıçlar var orada. Özellikle bir tanesi partnerle alakalı gidilecek bir karar alınacak bir yol. Hani neyse işte bir izleyeceğiniz bir yeni yolunuz var. Partner bu. Diğer yol ise işinizle alakalı çıkmış sanki. Orada bir tane diktatör bir insan var. Hani onun yüzünden bazı şeyleri konuşuyorsunuz. Bu erkek çıkmış bu diktatör dediğim kişi. Yani etrafındaki insanlar da artık sen bir susar mısın ne olur diyorsunuz ama yani onun dediği dinleniyor. Onunla alakalı bir yolunuz var. Diktatör dediğim kişinin ile e, alakalı gidecek olduğunuz bir yol söz konusu olacak. Yani babanızdır köydeki tarlası vardır velayeti size vermiştir git de git canınızı yer git 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 mutlaka hani böyle bir şey de olabilir diktatör bir erkeği daha önce gördüm mutlaka orada Tabii ki de bu diktatör dediğim müdürünüz bir amirinizdir sizi belki yurt dışı bağlantılı bir işe yönelmeye çalışıyordur yani babanızdır arkadaşlar abinizdir bilemiyorum eşinizdir sevgili kadın izleyicilerim ama bir yolla alakalı e, bir çözüme gideceksiniz diyor Ağustos sonranız baya bir kafanız karıştıracak çünkü o yola gidiliyor arkadaşlar bu yola para için gidilebilir bir miras olduğu için gidilebilir çünkü sonrası çarşı pazar karışıyor derler ya biraz falınız. bazen bu kadar çok pozitifsiniz diyorsunuz buyurun arkadaşlar içiniz çok sıkılacak Ağustos sonrasındaki mücadeleniz bugünlerinizi aratır e, kazanımlarınız var evet ancak iş tarafı kalabalık hane kalabalık aş tarafını dizilmiş insanlar var Ağustos sonra bana deseniz ki ne olacak en çok derim ki evleniyor birisi sıra sıra dizilmiş insanlar var Ağustos sonranız en güzeli olan kısmı birisinin evlenecek oluşu. Bu sizde olabilirsiniz tabii ki de. Sizi istemeye gelirler. Siz birisini istemeye gidersiniz. Kardeşiniz, kızınız, evladınız, abiniz, birileri. Düğün dernek telaşı var. Hane içerisi karışık. Maldan dolayı bir konuşma var. Sonrasında karşılıklı konuşmalar devam etmek zorunda kalacaksınız. İşiniz kalabalık. Siz bu yurt dışı bağlantılı gibi gördüğüm diktatör adamın da vesilesiyle babanız aile fertleri. işinizse iş kalabalığı var. Ağustos sonranız şöyle bir nefes aldırmaz size söyleyeyim. Çünkü çok içli içli yaşayacaksınız. Haneye gelen düğün dernek için bir kalabalık dışında kardeşlerin fikirleri çatışması ya da anne babanızın kardeşleridir ama sizin hanenizde konuşulacaktır ki işinizle ilgili bir büyük balık yakalanmışlık var burada. Bu büyük balık için bir emek verilecek. Ha sonrası temiz. Evet. İşinizle ilgili büyük balık var. Büyük balık için emek var. Kalabalıksınız, fikir çatışmaları var ama diretiyorsunuz ve sonrasında istediğinizi elde edeceksiniz. İş tarafınız kısmette, sonrası temiz. Hane kalabalık E harfi baskın. O da şöyle yorumluyorum. Hem Aç tarafına dizilen insanlar var ve hem, hay, hay, hani, hem de hanenin tam ortasında bu kalabalık çıkmış. Bu şu demek yani siz miras meselelerini konuşacaksınız. Bunun yanı sıra bir de düğün dernek olacak çok iç içe. Yani bugün miras konuşursunuz yarın söze gidersiniz arkadaşlar. Böyle hep kalabalık iç içe yani. Böyle bir yoğunluk sizi bekliyor. Ağustos sonrası. Sonrası aydınlık ama Ağustos sizi yorar. Biraz yoracak dedi bana falınız. Açıkçası ben görebildiklerimi aktardım dilimin döndüğünce falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım biz size ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından aşağıda link bırakıyorum 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlanabiliyor yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz bana arkadaşlar şimdi ben falımın sonrasında kendi duygu düşüncelerime yer veren bir yorumcuyum buraları da dinlediğinizi biliyorum bunu bilmek bana yani şu an şahsınıza fal bakmışım karşılıklı da sohbet ediyormuşuz gibi hissettiriyor bu onu hissettiğim için de konuşuyorum sizlerle. Dinlediğinizde biliyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii ki de ben e, böyle bir emek veriyorum ama karşılığını dinlenerek izlenerek, beğenilerek, yorumlar yapılarak alıyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Arkadaşlar gönlünüze sağlık. Ben sizlerden e, pozitif aldım enerjiyle yoluma pozitif devam ediyorum. Tıpkı pozitif enerjimle size pozitif dönmem gibi. Negatif hissettiğim duyguları, düşünceleri sizinle burada paylaşıyorum. Şimdi ben hiçbir akrabamı tanıdığımı eşimi dostumu belirli bir saat sonrasında rahatsız ederim düşüncesiyle aramıyorum şimdi telefon numarasını burada söylüyorum ya arkadaşlar aşağıda link var paylaşabiliyoruz ha yani tıkladığınızda ne bana yazarak ulaşıyorsunuz zaten yazıyorsunuz Evet amacınız bana ulaşmak şimdi herkes için söylemiyorum zaten bunu siz de biliyorsunuz ama kimisi Böyle bunu yapan arkadaşlarımız olduğunda ben çok şaşkınım, şok oluyorum. Bir insanın düşünceden uzak kalışı beni şoka sokuyor. Yani süreç mi acaba insanları böyle yaptı diyorum. Yani sabahın beşinde acil fal bak yazanlar var. Yani bana emir verdiğine mi yanayım, beşinde yazdığına mı yanayım, yazmadığına değil hatta üstüne aradığına mı yanayım, hangisine şaşırayım. Sen neyi düşünüyorsun da bu saatte bu rahatsızlık, bu, bu lüksüken sen nasıl tanıyorsun? acaba? Çok şaşırıyorum arkadaşlar. Fal hayatımda burada sizlerle beraber olduğum bu yolculukta tecrübe edindiğim bir sürü şey oldu gerçekten. Yani Allah gerçekten sağlık versin. Bu dönem zaten bizleri 7'den 70'e bozulduk, sıkıldık, bunaldık, kaygılıyız. Hayata normal bakamıyoruz artık kaygılı düşünmekten. Hani geçici birkaç gün sürecek birkaç haftaya hallederler zannettik. Bir yılı geçti artık bu süreç. Tabii ki de insanların artık herhalde psikolojileri de olumsuz olarak çok etkileniyor. Yani insanlar herhalde sosyalleşemeyerek nasıl konuşulması gerektiğini unuttular diyorum. Yani bir insan rica, konuşma dili, böyle şeyler hayatlarından çıkmışlar gibi. Gerçekten çok çok üzücü bugünleri yaşamıştık. Ben de sizler gibi duacıyım inşallah geçsin. Hepimiz normale dönelim. Yani benim de evladım var, benim de annem babam var, yaşlım var. 7'den 70'e haklıyız. Buna lafım yok. Ancak tabii ki de benimle iletişim kurabilirsiniz ki yorumlar butonu açık herkesin yorumuna fikrine ben açığım biliyorsunuz ki saygım sonsuz benim için çok kıymetli yazın zaten sadece böyle uslup hani bir saygı çerçevesi bunlar benim hayatımda var olan şeyler ben sosyal hayatımda bunu yapmayan insanları barındırmıyorum hani burada da barındırmayacağım barındırman da yani burada bunu yapmak yapmakta yani haklı olduğumu düşünüyorum bu konuda Öyle 7-24 servis veren bir robotik bir kişi yok burada arkadaşlar. Buradan bildirmek istiyorum. Yaşadıkça şaşırdı. Çok şaşkın olduğum için de sizlerle paylaşıyorum gerçekten. Pardon. Bunun dışında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben size. Süreç sağlığına dikkat et. suyunu bulur dedi. Bunu yaşarken de dedi ki lütfen yani yarınlardan olduğunu yitirme. Bugün bunu yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın ne yaşayacağımızı da bilmiyoruz. O yüzden umudumuzu, gardımızı biz hep yüksek tutacağız arkadaşlar. Ve son olarak bizi üzen insanlara bedduadan ziyade ilahi adalete teslim etmek en doğrusu inanın. Allah gerçekten herkesin gönlünde biriktirdiği ne varsa hepsini yaşatsın. Gönlünüzde güzel tohumları ekin, güzelce yaşarsınlar. Sonuçları en kısa zamanda sizin olsun diyorum hepinizin adına. Şu üçünü yapmaktan yorulmayacağım. Öncelikle gerçekten sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Bugünler geçecek. İnşallah yarınlarınızdan umudunuzu asla yitirmeyin arkadaşlar. Gardımız yüksek olacak. Yarına ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bugünler geçecek inşallah. Son olarak gönlünüze biriktirdiğiniz tüm güzellikler sizlerin olsun. Videomun sonuna geldim. Sabah 10, akşam 7, 2 ayrı fal videosu yayını alıyorum. Biliyorsunuz ki bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.